rein hier. War doch ne güzel ama ya. Nereden misin? Evet, evet. Bir şey söylemek evet. İster misiniz? Evet, sevgili izleyicilerimiz, Adana Şakirpaşa Havalandayız. Sivil Havalandayız. Sebebi bilinmeyen bir rotasyon yaşadık. 4 saat, 6 saat dediler. Bundan tabii ki Seyhan Belediye Başkanımız Zerdan Karalar Bey de etkilendi. Zerdan Başkan, nereye gidiyordunuz abi? Ya İstanbul'a gidiyoruz. Bizim eski milletvekilimiz Aydın Süpermen'in kızının düğünü vardı. Bugün kına var, yarın düğünü var. Saat 4'e bilet aldık. Hayırlı bir işte. Yani hayırlı bir işte, hayır olmuyor işte memlekette. Sonra 4'te yani tabii 3.30'da geldik. Dediler ki tehir var ama belli değil. Ya nasıl olur, nasıl olur, bekleyelim bekleyelim. 6 dediler. Anlatabiliyor muyum? Nedeni bilinmiyor tabii. Neyse 6'ya yakın bir daha geldik. Yine ortada bir şey yok. Ne olacağı belli değil. Ne olacak filan. İşte 8 dediler. Sonra 8.30 dediler. 10 dediler. Sonra şimdi saat 8'de geldik biz buraya. Yine belli değil. Sonra 10.30 dediler. Şimdi bu fevkalade ciddiyetsiz yani bir iş. Yani 10.30'da da belli değil daha. Gidemedik. Hayır şimdi yok. Gidemedik. Şimdi uçak geldi gideceğiz. Yani evet. şu anda bineceğiz inşallah. Arkadaşlar burada ben tabii belediyeye gittim. Meclise katıldım. Geri geldim. Bir daha gittim. Ama yazıktır bu insanlara. Hani uçak arızalanabilir. Teknik arıza olabilir. Başka bir problem olabilir ama bir yetkinin çıkıp ya arkadaşlar şöyle bir problem var. Biz 6 saat gecikeceğiz. 4 saat gecikeceğiz. Yoksa uçak eğer arızalanmışsa başka bir uçak tedarik edilebilir. İnsanlar yani keyfine gitmiyor ki. Yani burada 3 tane adam tatil yapmaya gidiyorsa herkes iş için gidiyor sonuçta. Çağımız zaman. Bakın iş adamı gelmiş abi. Adana'da bir iş için. Orada bir sürü sözleşmesi var. Kaçırdı bir sürü işi. Şimdi tazminat davası açsa kime başvuracak? Evet. Şimdi ben Mersin'e geldim. Bugün de dönmem gerekiyordu. Böyle ciddiyetsizlik görmedim. Dünyada üçüncü olan bir firmadan bahsediyoruz. Türk Hava Yolları'ndan. Geldiğimiz noktada 6 saat başkanımın da ifade ettiği gibi sorgusuz, sualsiz, hiç kimseye bilgi vermeden keyfe keder bekletmeler. Bu kadar kişinin işi, gücü, sağlığı her şeyi alt üst. Kimsenin de umurunda değil maalesef. Saat 1'de İstanbul'dan kalkan uçağın motor arızası var diye 2 saat 30 dakika İstanbul'da rotar veriyor bu uçak. Saat 1'de kalkması gerekiyor İstanbul'dan. İstanbul'dan saat 4'ü 10 geçe ısrarla arızalı uçağı kaldırıyorlar. Afyon Karahisar'a kadar geliyor uçak ve Afyon Karahisar'dan tekrar geri İstanbul'a dönüyor bu uçak. Halbuki o saatte başka bir uçak yönlendirseler biz bu rezilliği yaşamayacaktık. En fazla bir saat gecikmeyle şu anda korusun, işimizi yani. Evet, işimizi gücümüzün başında olacaktık ki başkanımın dediği gibi o uçak buraya gelseydi, inseydi, biz o uçağa binseydik belki gidemeyecektik. Yani bu kadar sorumsuzluk, bu kadar ucuz insan hayatı olmaz. Bu çok büyük bir acemiliktir. İş bilmemezliktir. Böyle rezalet olmaz. İnsanlar içeride sinir krizi geçirdiler. Çoluk çocuk, yaşlısı, genci, hastası rezil vaziyetteyiz. Adana'nın bu sıcağında. Adana'nın bu sıcağında. Buranın imkanları da, havaların imkanları da ortada. Burada duracak yer de yok. 6 saattir sağlığımızı yitirdik artık. Peki 6 saattir sizi misafir ettiler mi abi? Misafir ettiler. Bizim zorlamamızla ettiler. Açız, susuzuz dediler. Bizi yedirdiler sağ olsunlar ama buradaki arkadaşlarında çok fazla yapacak bir şey yok. İstanbul'da o klimalı odalarında oturan beyefendiler buranın ne sıcağını bilirler ne bu milletin burada zulmünü bilirler, halinden anlarlar. Onlar klimalı odalarında oturmaya devam etsinler. 300 liraya 400 liraya uçak bileti satıp milleti böyle saatlerce burada rezil etsinler, devam etsinler. Ama bize de bu yakışır yani. Başkanım bu arızalı uçaksa gitmeyelim o zaman başkanım. İptal edelim. Başka bir uçak kiraladılar herhalde. Zaten baştan beri bizim söylediğimiz o. Yani bu olabilir. Yani arızalanabilir. Başka bir neden olabilir. Burada T yetkililerin yapmaları gereken buradaki insanları 6 saat bekletmek değil. Bu işi başka bir uçak göndererek çözmek. O insanlar burada ne ki? Yani burada bir soruyorsunuz adam açıklama yapamıyor. Buranın yetkilini arıyorum. Abi diyor orayı ara diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yazık günah ben geldim burada. Bunlar bizim vatandaşlarımız. Neyse neşeli bir yere gidiyoruz başkanım. İnşallah ben orada moralimiz düzelir. Evet. Sen de bol kazanırsın. Ne sağ olasın. Abi? Sağ ol. Allah razı olsun kardeşim. Yazık. Bu, bizim buradaki şu şeyimiz şu. Yani 6 saat insanları bekletmeyin. Bu olay olduğunda hızlı çözün. Başka çözüm yok. Türkiye Hava Yolları arkadaşım dediği gibi dünyanın en büyük 3. şirketi diye hava atıyorsunuz. Böyle sorunlarda hemen ek uçağa, yedek uçağa gönderin insanlara eziyet çektirmeyin. Evet.
Şimdi insanlar, insanlar niye uçakla gidiyor? Hızlı gitsin diye gidiyor. Ya 6 saatte, 10 saatte gideceksem arabayla giderim zaten. Ben işim hızlı gideyim, işimi çözeyim, hızlı gelim diye yapıyorum. Ve arkadaşlar da mağdurlardan bir tanesi. Neyse şimdi şeyden girdiler, bir saat önce gelseydi zaten yer yerinden oynuyordu. Herkes bağırıp çağırıyordu. Artık şey sinirleri boşaldı herkesin. Evet. Devamsızlığım 45 saatli Yeditepe Üniversitesi'nde okuyorum. Özel, hiç raporlu raporsuz bizde önemi yok. Raporum da hastaneye gittik, rapor da alamadık. Hiçbir önemi yok. Okul kabul etmeyik dedi raporu. Yani rotar yüzünden dersi kaçırdım. Saat 6.30'da dersim vardı. Biz gece saat 1'de aldık bu bileti. Sırf kaç TL para verip 354 TL verdik yani o bilete. Saat 6.30'da oraya yetişirim diye. Saat 4'teki uçağı. Saat 4'teki uçağı 6'ya ertelediler. 6'dan 8.30'a ertelediler. 8.30'dan 10'a ertelediler. Bizim burada bu kadar kızlarım gelin buraya. Burada 4-5 tane çocukla biz Adana Kozan ilçesinden geldik. Reziliz. Bir tane yetkili de bize bu konuda yardımcı olmadı. Gereken haklarımızı sizler mi iletirsiniz yetkili yerlere? Bunları rica ediyorum. Tamam. Tamam. Hayırlı olsun. Yazıyı alabilir miyim? Bir çatla bir ben falan diyor ya. Şöyle yukarıda yazıyor.